Merhaba, ben Serkan Mert. Bu bölümde Texel Density üzerine biraz konuşalım. Texel Density bizim doku çözünürlüklerimizdeki yani modellerde kullanmış olduğumuz dokular, texture'lar, imajlar vesaire gibi şeylerin bütün bir sahne yapısının genel bir yapıda tutarlı sonuç vermesi için kullanılan bir teknik yöntem. Bu genelde oyun motorlarında en sık kullanılan şey. O yüzden genelde şey zannedilir, sadece oyun motorlarında kullanılan yani oyun tarafında kullanılan ama değil. Yani bizim render, iç mimari de çalışıyorsanız, işte farklı işler de yapıyorsanız aslında burada da ciddi bir öneme sahip. Texel Density işte dedi ki işte sahnedeki bütün objelerin, texture'ların, maplerin tutarlılığı yani hepsinin aynı çözünürlüğe sahip olması. İlk başta buraya girmeden önce Texel Density ile ilgili şunu söylemek lazım. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Texel Density hesaplanırken genel kullanıcının sahip olduğu ekran çözünürlüğü yani monitörlerdeki çözünürlük esas alınır. İşte daha öncesinde Full HD monitörler çok yaygındı ve hesaplamalar bunun üzerinden yapılırdı. Yani şu işte genel kullanıcı esas alındığında 1920 çarpı 1080 piksel bir monitöre sahip kullanıcı. Dolayısıyla biz buraya bir küçük bir obje koyduğumuzda mesela örneğin atıyorum mouse koyduk oraya bir tane. Oyuncu buna yaklaştığında eğer biz bu mouse'un dokusunu, texture'ını veya işte üzerindeki imajları çok düşük çözünürlüklerde örneğin işte 128 piksel yaptık. Fakat oyun içerisinde veya render aşamasında bu mouse sahnenin büyük bir alanını kaplıyor. Yani oyuncu oraya yaklaşıyor veya kamera oraya yaklaşıyor, zoom yapıyor. Dolayısıyla sahnenin büyük bir alanını kaplıyor. Yani obje büyüyor. Dolayısıyla bu işte dokunun yani mouse üzerindeki dokunun, texture'ın, imajın üzerindeki detayların piksellenmeye başlaması, bozulmaya başlaması anlamına geliyor. Bunun olmaması için öncesinden bunun planlaması yapılıyor, stratejisi yapılıyor ve işte modelleme aşamasında veya hazırlık aşamasında kime hangi işte aralık belirlenmişse bu aralıkta modellerin ve texture'ların oluşturulması gerektiği ile ilgili bir yönerge veriliyor ve siz ona göre çalışıyorsunuz. Şimdi burada Texel Density konusuna girdiğimizde bunu tekrardan söyleyeyim. Texel Density şu, sahnemizdeki bütün objelerin, bütün bir sahnenin birbirleriyle olan tutarlılığı. Yani doku ve texture'lar. Şimdi mesela örneğin şu an bir sahne kurdum ben. Bu sahnenin bir iç mekan olduğunu düşünelim. İşte duvarlarımız iki tane tablo, bir tane de işte masa olduğunu varsayalım. Bu mesafeden bakıldığında bir sorun görünmüyor. Yani hepsi tutarlı, hepsi gayet iyi görünüyor gibi. Fakat şöyle bir senaryo işin içine girdiğinde oyuncu, bu oyunda olabilir veya render'da olabilir. Oyuncu buradaki resimlere yaklaştığında veya render'da biz zoom yaptığımızda şöyle yaklaşalım. Şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Şimdi zoom yaptık. Şimdi uzaktayken her şey yolunda görünüyordu. Fakat zoom yaptığımızda işte oyuncu yaklaştı veya biz yakın plan bir render almak istediğimiz için kamerayı yaklaştırdık. Burada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Duvarımızda kullanmış olduğumuz doku çözünürlüğü çok düşük ve dolayısıyla burada detaylar piksellenmeye, bozulmaya başlıyor. Masaya baktığımızda bu bundan biraz daha iyi durumda. Yani piksellenmeler şöyle biraz daha zoom yapalım. Şimdi duvara baktığımızda yazılar tamamen işte bozuluyor. Tamamen piksellenmeye ve görüntü tamamen bulanıklaşmaya, işte çamurlaşmaya başlıyor. İşte çok kötü bir görüntü alıyor. Bu aslında şey değil. Yani bu olabilir, bu kabul edilebilir. Fakat burada sorunu çıkartan şey şu. Sorunu ortaya çıkartan şey şu. Duvarda bu doku bozulurken masada biraz daha iyi durumda. Yani piksellenmeler daha az durumda. Fakat tabloya baktığımızda cam gibi görünüyor. Tutarlılık denen şey bu. Eğer işte tablo cam gibi ise bütün hepsinde cam gibi olması gerekiyor. Yani buradaki piksellerin olmaması gerekiyor. Veya tam tersi. Eğer burada bu piksellenme varsa diğerlerinde de aynı oranda piksellenme olması gerekiyor ki bir tutarlılık oluşsun. Bu gerçekliğe ciddi anlamda katkı sağlayan bir husustur ve eğer buna dikkat edilmezse bu ciddi bir problemdir. Hem render aşamasında bu mimari proje olabilir hem de oyun tarafında ciddi bir problemdir. Bunun olmaması yani bu tutarlılığın sağlanması için Texel Density kullanılır. Yani bir tutarlılık oluşturmak için önceden belirlenmiş bir çözünürlük vardır. Bu
metre üzerinden, yani metre üzerinden oluşturulur, hesaplanır ve bir birim belirlenir. Bunun belli bir şeyi yoktur. Bunu stüdyo belirler veya işte yapacağınız projede siz belirlersiniz. Bütün modelleri buna göre ayarlarsınız ki bu duvarda olan piksellenme tabloda, işte bu masada veya işte tabloda da aynı oranda olsun, tutarlı olsun. Yani birisi cam gibi, birisi işte flulaşmış, işte piksellenmiş olmasın. Eğer bu piksellenmişse hepsi piksellensin veya bu cam gibiyse hepsi cam gibi olsun. Bu teksel density ile ayarlanıyor ve bu sayede işte gerçekliğe ciddi anlamda bir katkı sağlıyorsunuz. Bunu yapmadığınızda insanlar çalışmanıza baktığında, yani bunun gerçek bir şey olduğunu düşünelim. Duvardaki detaylar flu, yani birbirine girmiş, piksellenmiş, seçilemez durumda. Masa nispeten biraz daha iyi durumda fakat tabloya baktığınızda cam gibi duruyor. Yani bu işte o yapaylığı veyahut da o şeyi, gerçekliği tamamen dibe düşüren bir husus. Şimdi burada dedik ki işte bu standardı veya burada kullanılacak olan yoğunluk birimini şey belirliyor, stüdyo belirliyor veya siz proje aşamasında siz kendiniz belirliyorsunuz. Şimdi burada tamam, oyun tarafında bu yapılıyor ama render tarafında bu hani bize ne gibi bir avantaj sağlıyor? Sonuçta biz tamam, yani buraya yaklaştığımızda buradaki görüntü işte pikselleniyor, yetersiz kalıyor. Fakat biz eğer istersek burada bu doku çözünürlüğünü arttırabiliriz. Doku çözünürlüğünü arttırabilir ve bununla aynı görüntüye veya kaliteye getirebiliriz. Mesela örneğin şunu kullanıyorum, duvarımıza bunu atalım. Ve bunun şeyini değiştirelim, yoğunluğunu, doku yoğunluğunu değiştirelim. Mesela örneğin ona 10 diyelim, şöyle 15'e 15 diyelim, olmadı, 20'ye 20 diyelim. Gene olmadı ama böyle şey olduğunu varsayalım. Yani bu şekilde yoğunluğu arttırarak aynı şeye getirebiliriz. Fakat burada şöyle bir problem var. Siz bunu yaptığınızda tıpkı burada olduğu gibi materyal sayısını çoğaltıyorsunuz. Yani bu hem daha fazla iş gücü demek, hem daha fazla sistem performansını etkilemesi demek. Çünkü farklı materyaller üzerinden farklı hesaplamalar yapması gerekiyor vesaire gibi problemleri var. Bunun olmaması için tutarlı çalışmanız gerekiyor. Ve bu şekilde işte hani oldu mu olacak mı vesaire gibi arayışlara da girmenize gerek kalmaz. Bu şeyi yaptığınızda, tutarlılığı yaptığınızda. Fakat burada tabii şöyle bir durum var. Yani bu Unreal için de geçerli, işte Unity vesaire için de geçerli. Yani orada da böyle teksel density ile uğraşmama gerek yok. İşte ben materyali çoğaltırım diyorsanız bu her iş için geçerli değil. Yani tamam, bu bir çözüm, çok uğraştıran ve sistem performansını ciddi anlamda düşüren ama yapılabilir bir şey. Fakat burada şöyle bir senaryo daha var. Bunlar genel materyal tipleri için geçerli. Yani genel materyal tiplerinde, şunu ben tekrardan şey getireyim. Şimdi genel materyal tiplerinde tamam, bunu yapabiliyorsunuz. Doku sıklığını veya yoğunluğunu değiştirebiliyorsunuz. Bu mümkün. Yani daha çok uğraşırsınız, sistem performansından ciddi ödünler verirsiniz ama sonuçta nihayetinde o tutarlılığı yine bir şekilde yakalayabilirsiniz. Fakat bu genel materyaller için geçerli. Eğer bizim kullanmış olduğumuz sahnede hepsi özgün bir materyale sahipse, yani bunlar işte UV'leri çıkartılmış ve bunlara özgün bir takım dokular oluşturulmuşsa, yani karakterlerdeki gibi boyanmış, özel dokular oluşturulmuş, efektler verilmiş vesaire özgün materyallerse, doku sıklığını değiştirmek gibi bir imkanınız yok. Dolayısıyla onu olduğu gibi kullanmanız gerekiyor ve teksel density, yani önceden hesaplanmış bir yoğunluk çerçevesi yoksa bu sorun yine sizin karşınıza çıkacak. Yani duvar flu veya işte piksellenmiş görünürken, çünkü yani burada duvar diyorum ama farklı modellerde çünkü kendi özgün materyal tipleri var. Bunların doku yoğunluğunu veya sıklığını değiştiremiyorsunuz. Haliyle İşte bir objede doku patlarken, yani piksellenip bozulmaya başlarken hemen yanındaki obje çok net görünüyor. Yani birisi çok fazla yoğun bir çözünürlük vermiş, diğeri çok az çözünürlük vermiş. Dolayısıyla render'da veya oyunda
bu ciddi anlamda algıyı bozacak olan, yani gerçeklik algısını bozacak olan ve oyuna olumsuz etkiyi yapacak bir konu. Bu sebeple bunların teksel density, işte önceden belirlenmiş, bunu stüdyo belirleyebilir veya siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunların belirlenmiş birimler üzerinden oluşturulması gerekiyor. Hepsinin cam gibi olması gerekmiyor. Burada önemli olan tutarlılıktır. Tabii çok da kötü şeye girmemek lazım ama burada önemli olan tutarlılıktır. Yani burası cam gibiyse hepsi cam gibi veya burası fluysa, bulanıksa, piksellenmişse burası da aynı şey olması gerekiyor. Bunu yapmak için mesela örneğin şöyle UV materyalimi açayım. Burada tabi bizim script'imiz var. Texel Density Tool. Bunu yazdığınızda Google'a script Spot Script miydi? İsmini tam hatırlamıyorum ama bir site var. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz bunu ve bu size bunları boyutlandırma, yani projenize göre, sizin belirlediğiniz değerlere göre, işte imaj çözünürlüğü ve işte yoğunluk şeyine göre, düzeyine göre bunları sizin yapılandırmanıza, ölçeklemenize imkan veriyor. Burada işte atanmış bir değer var. İşte map çözünürlüğü diyorum ki 1024 çarpı 1024 kullanılacak oyunlarda, şeylerde, bütün dokularda. Ve yoğunluk olarak 256 belirlenmiş bir değer var. Şimdi objemi seçiyorum burada. Set diyorum, ata diyorum, uygula diyorum. Bu zaten mevcut. Aynı değermiş. Tablomuza aynı şeyi yapalım. Open. Buradaki modellerimi seçiyorum. 1024'de 1024, 256 çözünürlüğü kullanıyoruz. Set diyorum. Yapılandır diyorum. Bunu ayarladı. Masama da uygulayayım bunu. Elle de yapabilirsiniz bunu ama işte şey, script kullanırsanız daha pratik ve hızlı. Yani tek tek uğraşmanıza gerek kalmaz. Set diyorum. Bunu da ayarladık. Bu sayede ne olmuş oldu? Tutarlılık elde etmiş olduk. Yani buradaki görüntü, dokunun görüntüsü, kalitesi neyse masamıza ve tablomuzda da aynı. Bu sayede oyuncu yaklaştığı zaman, baktığında burada bir farklılık görmeyecek. Yani neyse o, hepsi birbiriyle tutarlı. Bu gerçekliği üst seviyelere taşıyacak olan bir detay. Bunun altını çiziyorum, bu çok önemli. Aksi takdirde biz bunu yapmaz ve buna dikkat etmezsek işte oyuncu, dediğim gibi, baktığında işte kul tablası cam gibi görünüyor, işte tablo bozuk görünüyor, işte şey daha hepsi bambaşka görünüyor. Bunlar ciddi sıkıntı. O yüzden Texel Density özellikle oyun motorlarında çok önemli ama render tarafında da işi ciddi anlamda kolaylaştıran ve katkı sağlayan, gerçekliğe katkı sağlayan detaylardan birisi. Buna böyle kısaca değindikten sonra burada bitirelim. Fazla kafa karıştırmadan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.